biliyorum. Dejavu. Adamsın be. Şu anda ciddi anlamda bir hasarımız var. Somayla tekte 9 bastık. Seyir gelecek mi? Krenamız düştü hatta. Bosumuzla vedalaşalım. Hop. Ya dejavu oldum ya. Hep aynı şeyleri duyuyorum ya. Bunlar tekrardan sağlara geri döndük. Ya az önce biraz kayıt almıştım aslında. Gördüğünüz gibi biraz farm falan da yaptık. Ama ne hikmetse orada yani program ses kaydetmemiş. Bizden kaynaklı herhalde. Orada seçememişim. Şu an kaydettiğini varsayıyorum. Yani bir sıkıntı olmaz inşallah. Sağlara geri döndük arkadaşlar. Sözün özü. Şöyle oldu. Ulan işte çalışıyordum. Biraz da canım sıkıldı. Dedik Suriye'den mi geldik? Aç mı kaldık? Kafam attı. Öyle işten falan çıktım. Askerlik sürecim de şu an henüz belli değil arkadaşlar. Yani ne zaman gideceğimiz belli değil. Muayenem falan oldum. Sınıflandırma bekleniyor diyor ama ne zaman gideceğimiz belli değil. Ben de biraz hem video çekeyim hem oyun oynayayım. Biraz da kafa dağıtayım istedim yani sözün özü. O şekilde seri videolar gelecek. Sizin adınıza böyle sevinçli bir haber vermiş olayım. Bununla uğraşır mıyım ya? Bu şey miydi? Şimşekli miydi? Kesmeyi deneriz herhalde bunu. Şimdi bu arkadaşı şöyle çıtırdan bir girmeye başladım. Neyi var bunun? Biraz zor yiyor galiba bu. Şu an kanamalı kafalı takmışım. Kanamayı yemiş gibi görüyorum ama pek de emin olamadım. Aynen şu an kanamayı atmışız arkadaşlar. Hemen zehirli kafalığa mı geçtik? Dur biraz berserkerliğiyle vuralım. Abi şöyle zehri de verdim. Galiba tılsımsız dahi kesebileceğiz. Sebebi de biraz şimşekli item var üzerimde. Hatta dur şu şimşekli kafalı takayım seriden lan ölme. Şimşekli kafalı da taktım abi. Şöyle kestim gibi. Hah adamsın çok güzel. Yani tılsımsız bunlara bulaşmak pek de mantıklı değil arkadaşlar onu söyleyeyim. Hiç uğraşmayın yani çok kayda değerde bir şey atmadı açıkçası. Ya ben eldiveni de takmamışım. Çok zekiyim ya. Kayıtta gösterdim mi bilmiyorum. Gautama'ya gittim arkadaşlar. Gautama'da orada yani adam akıllı ne metin bulabildim ne bir şey bulabildim. Nefrit'e geldim şimdi. Nefrit'in girişinde bir bismillah dedik. Bir metinimizi bulduk. Şurada petimizi çağıralım. Porkimizin zaten süresi bitti. Bir de tılsımımız yok. Ben de bir şeyler eksik diye düşünüyordum. O ikisi eksik arkadaşlar. Onlarla beraber neredeyse 20k falan hasar vuruyor olmam lazım diye düşünüyorum. Şu anda da bir 14k'lık bir hasarımız var. Gayet de seri kesiyoruz. Kor görevim bitene kadar burada biraz farmlayacağım. Bir yandan da sıralamam düşmüş olur diye düşünüyorum. 70 mon gibi yüksek bir borcun altındayız abi. Ayar çekeceğiz. Pelerin düşmüş. Yani acelesi yok aslında ama kimseye de borçlu kalmayı sevmiyorum. Çıtırdan böyle ETP'ler, MTP'ler artık bir şekilde rayına sokmaya çalışacağım abi işleri. Bu loncadan bağışları falan da yapacağım. İşte onur madalyalarıyla artı 3 falan atarsak oradan da güzel bir para gelir diye düşünüyorum. Aha şurada ıstakoz. Ulan ıstakoz. Bayağıdır görüşemiyoruz. Gel abi hemen keselim bunu. Çerez bir boss zaten. Ya arkadaşlar burada eğer biz ıstakozu kesiyorsak bilin ki çok fazla kişi yoktur bu alanda takılan. O yüzden bizim açımızdan güzel bir şey bu. Bu arada kendi hayatımdan ufak ufak bahsedeyim. Bayağıdır görüşmüyoruz. Ben ne alemdeyim. Rutin olarak işte çalışıyordum arkadaşlar. Az önce belirttiğim gibi işten ayrılmak zorunda kaldım. Sözün özü işi bıraktım yani. Şimdi ticaret gibi bir planım var. Bir yandan da hani ticaret yaparken zaten yoğun iş temposu olmuyor. Kafanız berrak. Aldığınız ürünleri falan satıyorsunuz. O şekilde ilerliyor sistem. Ben bir ara ticaretten iyi bir para kaldırmıştım. Sonra sermaye yiyip dımızlak kaldım enayi gibi. Tekrardan elimdeki sermayeyle o tarz işlere girme düşüncem var. Bakacağım duruma göre inşallah işler yor ayında giderse oradan da yürürüz gibi düşünüyorum. Ne olur ne biter hiç bilmiyorum. Askerliğe de her an gidebiliriz. Öyle değişik bir şaibeli durumlar içerisindeyim. Kral yengecinde ağlatabilecek miyiz bakalım. Tılsımımız falan da var. Bir önden bir zehir kanama bir şey yapıştıralım bu arkadaşı. Çok fazla vuruyor abi. Bu var ya. Gerçekten bayağı bir güçlü bir boss aslında. Ha zehri de vermişiz. Ara ara kesiyorum böyle uzun tutturacak yerleri. Yani çok da kesmedim ama uf uf uf. Abi bu vurduğu zaman çok fazla vuruyor ya. O benim HP absorbeli zırhım nerede tak onu. Bir yandan da can çekelim arkadaştan. Şöyle bam güm girelim bakalım. Oğlum onu vurma. Az daha gidiyorduk. Vallahi az daha gidiyorduk.
Şu savunmalı bineye bir takalım. Neyse bunu da hallettik gibi. Aynen hallettik. Son anda bir patates olma ihtimalimiz vardı. Ama güzel kestik. Pelerin melerin de atmış. Vallahi oyun geri istiyor bizi ya. Vallahi istiyor arkadaşlar. Onu böl artık. Bunlar da var ya, amma canım var ha. Nelerimiz var başka? Şu ortakları alıp köyde satacağım arkadaşlar ben. Zaten sıfırı tüketmiş durumdayız. Ufak ufak oradan paralar geliyor. BK'lardan yana şansımız hiç gülmemiş. Bu hava kılıcı vardı. Kayıt dışı kestiğimde kılıç çemberi. Full çöp gitmişiz abi. Bir tane boss buldum abi, kesiyorum. Eleman bak direkt bize de alacak. İzle şimdi. Bak bize de alıyor bak. Bak. İşte böyle dengesizlerle oynuyoruz arkadaşlar oyunda. Oyundan bu yüzden soğuyorum aslında yani. Mesele burada şey değil de. Ya burada ne olur ya, bu oyunu kuralı tamam da düşmanı alacak zaman mı yani burada boss keserken? Bak şimdi serbest açıyor, terbiyesi de var. Allah belanızı versin be. Event geçit biletiymiş arkadaşlar. Şu boss'u da keseyim dedim hani, belki bilet falan düşer diye. Şunu da keseceğim. Bu tarz boss'lardan da düşebiliyor bu arada bilmeyenler için. Sizler de şey yapabilirsiniz, böyle boss'ları falan değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bir de bu arada bu boss metinlerdeki 5 kural olayı boss'larda yok diye biliyorum. Hani boss'larda mesela şu anda aramızda 7 level var. 7 level olmasına rağmen düşebiliyor, ya da burada patron yazmasına gerek yok event malzemesi düşmesi için. Onları da bilmeyenler için söylemiş olalım. Bu arkadaşı da keseyim. Geçen sefer hatta ben bundan mı düşürmüştüm, öbür boss'tan mı düşürmüştüm deminkinden. Düşürmüştüm yani, burada da düşebiliyor. Bunu da keselim bakalım. Yavaştan da video noktalarım herhalde. Bu çıtırlık böyle bir yandan da bilgi verdiğimiz bir video olsun istedim. O şekilde geri dönmüş de olmuş olalım. Hadi oğlum be, zorlama artık. Yavaştan seni böyle eşek cennetine doğru yollayalım. Ah be, ruh taşı düştü, başka bir şey düşmedi. Bunun yankları galiba zaten dandik. Ben de yank şu an kapalı ama nasıl geliyor, 500-500 mü geliyor, 200-200 çöp abi. Her neyse, bu videomuzda burada noktalayalım. İlerleyen süreçlerde, yani gelecek videolarda daha doğrusu, seri bir şekilde yükleyip güzel güzel içerikler üretmeyi planlıyorum arkadaşlar. Bir yandan da hızlı gelişeceğiz gibi de düşünüyorum açıkçası. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Destek amaçlı çıkarken like ve abonelik ihmal etmeyin. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.